Merhaba çocuklar. Evde sanatsal faaliyetler yapmak bazen tahmin ettiğimizden daha eğlenceli olabilir. Bu arada birinci dönem işlediğimiz bazı kavramları da tekrar edebiliriz. Ben öyle biraz turladım. Evde ne kadar kapak, oyuncak, birkaç gözüme kestirdiğim şekli güzel, düzgün nesneleri topladım. Evet, hatırlıyor musunuz? Çemberler yapmıştık ve içine doldurmanız gereken nokta, çizgi, işte renk olsun, bazı şekiller olsun, formlar olsun şeklinde bir ödev vermiştim size. Bu şekilde yine buna benzer bir çalışma hatırlatması bu. Yine yaptığınız örnekleri benimle paylaşabilirsiniz. Kapaklar buldum. Kapakları gene böyle kendi istediğim yerlere oturtarak, koyarak ve izlerini çıkararak ama bir örüntü oluşturacak şekilde şekiller çizdim. Burada yönlerine dikkat ettim, ölçülerine dikkat ettim. Koyacağım yerleri, kenarlarında kalan kısımların eşit miktarlarda alanlar kalmasına dikkat ettim. Dengeli olmasına dikkat ettim şekillerin. Biraz açıkçası sonra işi nesnelere bıraktım. Onlar beni çok daha güzel yönlendirdiler. Bu ilk yaptığım örnek. İkinci bir videom daha var. O daha böyle keyifli ve farklı oldu. Beyaz zemin üstüne. Ama bunu da sizinle paylaşmak istedim. Farklı nesnelerin köşeleriyle de şekiller oluşturdum. Bunlardan oran ve orantılarına dikkat ederek ve ölçülerine dikkat ederek bir ritim oluşturmaya çalıştım. Böyle enteresan, ilginç bir form da ortasına eklemek istedim. Siz bunu elle de çizebilirsiniz. Ortaya ya da kenarlara koyacağınız formları kendiniz serbest çizimle de yapabilirsiniz. Ben böyle parlak kalemler de kullandım. Bazılarınızda çok güzel kalemler olduğunu biliyorum. Bunları da kullanabilirsiniz. İlginç oyuncaklarımdan da yararlandım. Ve bu şekilde nesnelerin düz kısımlarını, oval kısımlarını kullanarak birbirine simetrik, belli bir örüntü oluşturan çizgileri hizalamaya, dengelemeye çalıştım. Aslında bu bir oyun gibi oldu. Çok da iyi zaman geçirdim. Aynı zamanda da bazen de zorlandım tabii ki. Birkaç deneme yaptım sizle bu çalışmayı paylaşmadan önce. Ama biraz da tabii sürekli bunları yapıyor olmanın verdiği bir alışkanlıkla tabii ki çok da fazla zorlanmadım. Sonraki kısım, hani şeklimi oluşturduktan sonra boyama kısmı çok daha eğlenceli oldu. Zıt renkleri seçmeye çalıştım. Böyle birbirini göstersin diye. Mesela kırmızı ve mavi yan yana. Bunları boyarken tonlamaya da dikkat ettim. Açık koyu yapmaya. Bunları hatırlayın. Ve kolay gelsin. Örneklerinizi de benimle paylaşın. Hoşça kalın çocuklar. Görüşmek üzere.